Kanser tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Akciğer kanseri farkındalık ayı olan Kasım ayında göğüs hastalıkları uzmanı Fatma Özdemir vatandaşlara uyarılarda bulundu. İsmim Fatma Özdemir, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Tekden Hastanesi'nde Ağustos 2021'den beri uzman hekim olarak çalışmaktayım. Fatma Hanım, şu anda bulunduğumuz ay akciğer hastalıkları ayı olarak biliniyor. Doğrudur. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kasım ayı dünyada akciğer hastalıkları ayı olarak bilinir gerçekten de. Sebebi de şu, yarın 12 Kasım Dünya Zatürre Günü, 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü ve 20 Kasım Dünya KOAH Günü olarak bilinir. Ayrıca da Kasım ayının gelmesiyle birlikte salgın mevsimine girmiş olduk. Covid hariç de zaten influenza yani grip mevsimine girmiş olduk. Zatürre akciğerin yumuşak dokusunun bir takım virüslerle ya da bakterilerle enfekte olması, mikrop kapması durumudur. Hastalarımız çoğunlukla öksürük, bazen balgamlı, bazen kuru öksürükle gelirler. Balgamda bazen kan tükürme olabilir, aralıklı nefes darlığı, ateş, genel durum bozukluğu olabilir. Akciğerin bakteriyel ya da viral enfektif bir hastalığıdır zatürre. 17 Kasım'da ise Dünya Akciğer Kanseri Günü olarak bilinir. Akciğer kanserinin hala günümüzde en çok bilinen nedeni maalesef ki sigaradır. Akciğer kanseri de dünyada kanser ölümlerinin hala başında gelmektedir. Tek başına sınıflamak doğru olmaz. Çünkü akciğer kanserinin birçok alt tipi vardır. Sigara ile ilişkisiz olanları da vardır. Bir kısmı da genetiktir. 20 Kasım ise Dünya KOAH Günü olarak bilinir. KOAH'ın da yine aynı şekilde hala bilinen en sık nedeni sigaradır. Dünyada ölümlerin üçüncü nedeni hala KOAH maalesef ki. KOAH'ın açılımı kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır. Hastalık kroniktir. Tanı konulduktan sonra geri dönüşümsüzdür maalesef. Bir takım tedavilerle ilerlemesini durdurabiliriz. Ve en önemli şey de hastanın sigarayı bırakmasıdır. Peki vatandaşlara bu ay için neler önerebilirsiniz hastalıklarla alakalı? Yeri gelmişken başta şunu söylemek istiyorum. 65 yaş üstü hastalarımıza herhangi bir rahatsızlığı olmasa da 65 yaş altı kronik hastalığı olanlara grip aşısı öneriyoruz. Çünkü bağışıklık sistemi iyi olmayan hastalarımız, yaşlılarımız, bebeklerimiz biz grip olsak dahi onlar zatürre olabilirler. Grip evet akciğere ilerleyip zatürreye neden olabilir. Aynı şekilde yine bağışıklığı çok iyi olmayan 65 yaş üstü normal olsa hani kronik herhangi bir hastalığı olmasa bile 65 yaş altında kronik hastalarımız özellikle KOAH tanısı aldıysa kronik bir akciğer hastalığı tanısı aldıysa tanı anından itibaren zatürre aşısı önerilmekte. Tüm dünyadaki ortak görüş bu şekildedir. Zatürre aşısını da bazen bir suç bazen diğer suç geliyor Türkiye'ye. Hastalarımız aile hekimlerine ya da eczanelerine başvurarak temin edebilirler. Grip aşısını ise her yıl vurulacağız. Tabii biz aşıyı Covid ile tanıdık ama aslında bağışıklığı sıkıntılı olan hastalarımızın, yaşlılarımızın, kronik hastalarımızın grip aşısını her yıl vurulması gerekmektedir. Özellikle bu aylarda öneriyoruz ama grip mevsimi boyunca vurulabilirler. Zatürre aşısının ise herhangi bir mevsimi yoktur. Tanı aldığı andan itibaren her an vurulabilir.